Merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda tavşan anahtarlık öreceğiz. Şu şekilde bakın. Hemen malzemelerine geçeyim. İplerim Lady Yarn Baby Touch markası. Bu marka, sadece bu markayı kullandığım için kanalımda renk kodlarını gösterdiğim iki tane videom var. Oradan renklerin kodlarına bakabilirsiniz. Şöyle bir pembe bir beyaz ipim var. Daha sonra 6 milim gözlerim var. Anahtarlık aparatım yanımda. 1,90 milim tığ kullandım, tulip. Siz elinize ve ipinize uygun tığı tercih edebilirsiniz. Şöyle dikiş iğnelerimi de aldım. Daha sonra makasım burada. El yapım da yanımda. O zaman hadi hemen örmeye başlayalım. Evet, hemen başlayalım. Sihirli halkamı yapıyorum. İçine 6 tane sık iğne ve ilmek kaydırma yaparak sihirli halkamı kapatacağım. Evet, bir üst sıraya geçiyorum. 6 defa çift batacağım. Evet, şu an elimde 12 sık iğnem var. Devam ediyorum. Bir ör, bir arttır yapacağım yine 6 defa. Evet, sıra başına geldim. Şu an elimde 18 sık iğne var. Devam ediyorum. 2 ör, bir arttır yapacağım yine 6 defa. Evet, sıra başına geldim. Şu an elimde 24 sık iğne var. Devam ediyorum. 3 ör, bir arttır yapacağım. Yine 6 defa. Evet, sıra başına geldim. Şu an elimde 30 sık iğne var. Devam ediyorum. 4 ör, bir arttır yapacağım yine 6 defa. Evet, sıra başına geldim. Şu an elimde 36 sık iğne var. Devam ediyorum. Şimdi bu 36 sık iğneyi 6 sıra düz bir şekilde öreceğim. Arttırma, eksiltme yapmayacağım. Hemen ben 6 sıra düzümü öreyim, geliyorum. Evet, düz sıralarımı ördüm. Şimdi burada gözümü takacağım. 9 ve 10. sıralar arasına takacağım. Aralarında 5 sık iğne kalacak. Evet, şimdi şöyle gözün arka kısmını kesiyorum. Evet, devam edelim. 4 ör, bir eksilt yapacağım. Yine bu işlemde 6 defa tekrar edeceğim. Evet, sıra başına geldim. Şu an elimde 30 sık iğnem var.
Devam ediyorum. 3 ör, 1 exit yapacağım. Yine 6 defa tekrar edeceğim. Evet, sıra başına geldim. Şu an elimde 24 sık iğnem var. Devam ediyorum. 2 ör, 1 exit yapacağım. Yine 6 defa. Evet, şu an elimde 18 sık iğnem var. Şimdi burada biraz elyaf koyacağım. Evet, devam edelim. Şimdi 1 ör 1 kes yapacağım. 6 defa yine bu işlemi tekrar edeceğim. Evet, sıra başına geldim. Şu an elimde 12 sık iğnem var. Burada bir tık daha, çok az bir daha elyaf koyacağım. Ondan sonra artık burayı kapatacağız. Evet, şimdi hepsini keseceğim ilmeklerin. 6 defa kesme yapıyorum. Yan yana, arasında hiç boşluk bırakmayacağım. Evet, keserek bitirdim. Şimdi şu ipimi gizleyeyim. Evet, şu şekilde tamamdır. Şimdi kulağını örelim. Şöyle ben örmüştüm birini. Sihirli halkamı yapıyorum. İçine 6 sık iğne ve ilmek kaydırma yaparak sihirli halkamı kapatacağım. Evet. Şimdi buradan sonrasını sıkı takip edelim. Şimdi devam ediyorum. İlk sık iğneme arttırma yapıyorum. Çift batıyorum. Devam ediyorum. 2 sık iğne düz örüyorum. Tekrar bir tane arttırma yapıyorum. Ve 2 sık iğnemi düz örüyorum. Şu an sıra başındayım. Elimde de 8 sık iğne var. Şimdi 3. sıraya geçiyorum. 1 ör, 1 arttır yapıyorum. Bir defa. Devam ediyorum. 3 sık iğne düz örüyorum. 1 sık iğne arttırıyorum. Ve devam ediyorum. 2 sık iğne daha düz örüyorum ve sıra başındayım şu an. Devam edelim. 8, 10 sık iğne var şu an elimde. Devam ediyorum. 2 ör, 1 arttır yapıyorum. Bir defa. Devam ediyorum. 4 sık iğne düz örüyorum. Evet. Bir tane arttırmamı yapıyorum.
ve 2 sık iğne daha düz örüyorum. Şu an sıra başındayım. Elimde 12 sık iğne var. Dur bakayım kaç tane arttırma sırası yapmışız. Bir kere daha arttıracağız. Şimdi 3 sık 3 ör, 1 arttır yapıyorum. Yani 3 sık iğne düz örüyorum. 1 sık iğne arttırıyorum. Bu işlemi bir defa yapacağım. Devam ediyorum. 5 sık iğne düz örüyorum. 1 defa arttırıyorum. Ve kalan 2 sık iğnemi düz örüyorum. Sıra başına geldim. Şu an elimde 8, 10, 12, 14. 14 sık iğnem olması lazım. Bunu kontrol edin. Daha sonra 3 sıra düz bir şekilde örüyorum. Arttırma, eksiltme yapmadan. Evet, 3 sıra düzümü ördüm. Şimdi bakın bunu ikiye katladım. Karşı tarafından aldırıyorum ve kulak formunu veriyorum. Evet, şimdi dikişe geçelim. Dikiş için yardımcı iğnelerim. Nereye koydum? Şöyle kulağın içinden geçiriyorum. Evet, bakın bu şekilde yerini belirledim. Şimdi hemen dikişini yapalım. Evet. Şimdi bu kulağı diktim. Anahtarlığını da dikeyim burada.
Kulağımız tamamdır. Şimdi pembeyi takacağım. Daha sonra burun yapacağız. Şöyle küçücük bir burun konduracağım buraya. Evet. Anahtarlığımız bitti. Çok da tatlı oldu. Yeni tariflerde görüşmek üzere diyelim o zaman. Kendinize iyi bakın.